Evet, öncelikle takımımızı tebrik ediyoruz. 3 puanla deplasmandan dönüyoruz bu akşam. Derbi galibiyeti Fenerbahçe'nin. Öncelikle Crespo nasıl değerlendirir karşılaşmayı ve galibiyeti? Parabéns pela vitória. Ganhamos fora de casa 3 pontos nesse clássico. O que você queria dizer sobre o jogo? Muito feliz, primeiro de tudo. Estou muito feliz por mim, pela equipa. Fizemos um jogo fantástico. E acho que a vitória foi justíssima e cumprimos o nosso objetivo, que era levar os 3 pontos. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Çok mutluyum. Hem kendi adıma hem de takımımız adına çok güzel, harika bir performans sergiledik bugün. Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Hedefimizi aldık. Evet, Danimarka'da biraz kötü bir sonuç oldu. 6-1'lik mağlubiyet oldu ama sonrasında önce Sivasspor, sonra zorlu Beşiktaş deplasmanı bugün daha farklı olabilirdi belki. Takımda bir anda ne değişti? O deplasmanlardan ne konuştular? Nasıl motive oldular? Na Dinamarca a equipa perdeu 6-1. Depois desse jogo vocês ganharam contra Sivas e hoje contra Beşiktaş fora. O que mudou nesse período? O que vocês falaram entre si e como foi possível aumentar a motivação da equipa? Primeiro de tudo, nós sabemos a nossa qualidade. Infelizmente tivemos um percalço na Dinamarca, acontece às grandes equipas. Mas o mais importante é a forma como reagimos. E isso provamos com a vitória sobre o Sivas e hoje sobre o Beşiktaş. Öncelikle bizler kendi kalitemizi biliyoruz, takımımızın kalitesini biliyoruz. O bir kazaydı Danimarka'da yaşamış olduğumuz sonuç ama bu tarz kazalar büyük takımların başına gelebilir. Önemli olan bu tarz durumlardan sonra nasıl reaksiyon gösterdiğiniz. Bunu da hem Sivasspor karşısında hem Beşiktaş karşısında en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Então, no início da temporada você não estava jogando muito, mas depois começou a jogar mais e cresceu o seu desempenho e você começou a jogar titular. Você fez uma conversa com o Mister especialmente sobre esse jogo? Sim, é verdade, eu comecei a época sem jogar, mas eu acredito muito em mim, acredito no meu trabalho e sabia que ia ter uma oportunidade. Sabia que o nosso treinador confia em mim e foi uma questão de esperar e quando ele me desse a oportunidade eu aproveitar da melhor forma. É isso que tenho feito, quando ele me dá a oportunidade eu dou o melhor para a equipa e o mais importante e acima de tudo é a equipa, é o Fenerbahçe e mais uma vez reforçar, estamos muito felizes com a vitória de hoje. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi sezon başında çok fazla süre almıyordum ama ben süremi bana gelecek fırsatın gelmesini bekledim. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürdüm. Çünkü ben hem kendime inanıyorum, hem çalışmalarıma inanıyorum. Hem de hocamızın bana güvendiğini biliyorum. Dolayısıyla fırsatın bir gün geleceğini biliyordum. Geldiği zaman da elimden gelenin en iyisini yaptım. Benim tek yapmam gereken şey çalışmalarımı sürdürüp beklemekti. Oynadığım her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum ama kimin oynadığının bir önemi yok. Her zaman en önemlisi Fenerbahçe. Demin de belirtmiş olduğum gibi bugün almış olduğumuz galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Şimdi çok çetin bir lig yarışı var. Tam Galatasaray hem Fenerbahçe ve bu şekilde gidecek gibi görünüyor. Lig yarı bitmesine de 3 maç kaldı. Lig yarı 18 hafta olacak. Sonrasında da bir Süper Kupa maçı olacak. Gidişatı nasıl görüyor? Sezon sonuna kadar böyle kafa kafaya gider mi? Kırılmalar nerede olur? Então, disputa entre Fenerbahçe e o Galatasaray. Faltam 3 jogos até intertemporada e depois vai ter o final da Supercopa também. O que você queria dizer sobre o restante da Liga? Você acha que a disputa vai ser até o fim ou vai ter quebras? Então, 3 jogos até ao jogo do Galatasaray, é isso que você perguntou? Não, quer dizer, faltam 3 jogos até metade da temporada. Okay. Sim, sabemos que vai ser um campeonato equilibrado, que o Galatasaray também é uma grande equipa, mas como eu já disse anteriormente, nós acreditamos muito no nosso trabalho, na qualidade dos nossos jogadores e acima de tudo queremos muito ganhar o título e vamos tudo fazer para conquistar o título. Dengeli bir yarış oluyor iki takım arasında. Bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Galatasaray da iyi bir takım ama demin de belirtmiş olduğum gibi biz kendi çalışmalarımıza inanıyoruz. Kendi kalitemize inanıyoruz. Başarabileceklerimizi biliyoruz ve bu sene şampiyonluğu elde etmeyi çok istiyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Obrigado. Bye. Obrigado.